Herkese triyakioto.com'dan merhabalar. Biliyorsunuz internet sitemizin blog kısmında binlerce makalede oto arızalarıyla alakalı bilgi verici yazılar paylaşıyoruz zaten. Kanalımızda da ürünlere ek olarak böyle ara ara bilgi verici videolar paylaşmaya çalışacağız bundan sonra. 3-5 kişi de olsa belki faydası dokunur. Neden olmasın böyle bir şey dedik ve başladık. Aracınızın farı pırpır ediyor, titriyor, çukura girince hareket ediyor. Farı, led xenonu, halojen ampulü, xenon kiti, her ne olursa olsun videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Yorumlarınızı da bekliyoruz ayrıca. Tabii biz bir oto elektrikçi, oto tamircisi değiliz. Bunu bakmadan da detaylı olarak incelemeden de net bir tespit yapmak zor olacak. Ama temel olarak bu problemler neden olur? Gelin beraber bakalım. En azından bu videoyu izlediğinizde şunu anlayacaksınız. Benim farı değiştirince problemim çözülecek mi? Yoksa aracımda mı bir problem var? En azından içiniz rahatlatacak. Farınızı değiştirmeniz gerekiyorsa farınızı atacaksınız. Yeni far alacaksınız. Ömrünü doldurmuş demek olacak far. Öyleyse hemen başlayalım. Şimdi elimde ürünümle beraber tabii karşınıza çıktım yine. Bizim bu yeni Photon Duo ürünlerimiz. Şu anda bu seri var elimizde. Üründe gördüğünüz gibi ne var? Baktığımızda lezyona kısaca. Fan var, bir beyni var içinde ve LED'in kendi kısmı var. Bu nasıl titriyor olabilir? İlk ve en önemli sebep, vakit kaybetmeden onu size söyleyeyim. LED xenon veya normal halojen ampul titriyorsa gerçekten de titremesine sebep olacak fiziksel bir durum vardır. Forumlarda çok araştırdım. İnanın 3-4 saat boyunca araştırma yaptım videoyu çekmeden önce. Titriyorsa çoğu kişi bunu bildirmiş, yuvasına düzgün oturduğuna, hele ki led xenonu veya far ampulünü yeni aldıysanız yuvasına düzgün oturduğundan emin olun. Tırnağın kırılmış olabilir, yuvasında hareket ediyor olabilir. Burada fiziksel olarak bir oynama var mı? Bu belirtiyi şöyle daha iyi anlayabilirsiniz. Sağ far titriyor gibidir, sol far titremiyordur. Burada fiziksel durumu daha çok belirtir, fiziksel bir titreme olabileceğini. Bundan eminiz. Fiziksel bir durum yok. İkincisi akü. Akünün sağlam olduğuna emin olmanız gerekiyor. Akü şarj sistemini sağlıklı çalışmıyorsa, sağlıklı bir akım gelmeyeceği için LED farlarınız veya normal halojen farlarınız titreme yapacaktır. Bu titremeye sebep olan şey şarj sistemi olduğu için farlarınızı da boşuna değiştirmiş olacaksınız. Ama bu şarj sisteminin sağlığını kontrol etmeniz tabii ki başka belirtiler de verebilir. Onun için diğer belirtilere de dikkatle göz atmanızı tavsiye ederim. Hele ki sadece farınız pırpır ediyorsa ileride aracınızın örneğin start stopu düzgün çalışmayacaktır. Veya yolda giderken aniden stop etme veya başka problemler gibi başınıza iş açacaktır. Onun için çok önemli bir şey olduğunu belirtmek isterim. Akü şarj sistemini iyice kontrol edin. Üçüncüye gelelim. Elektrik tesisatı. Aracınızın elektrik tesisatında bir problem olabilir. Bu problem sebebiyle dalgalı akım verdiği için led xenonunuz veya halojen ampulünüz pırpır eder. Bu problemi çözmek için tesisatı dikkatlice ölçtürmeniz gerekiyor. Ama biz şunu nasıl anlayacağız? Bu farın çöp olduğunu, yeni bir far almamız gerektiğini nasıl anlayacağız? Ucuz ampulleri, benzinliklerde çok ucuz far ampulleri var. Bir işe yaramayacak, bir iki ay sonra patlayacak. Ama yine de onları bir alıp takıp deneyebilirsiniz pırpır ediyor mu, titriyor mu diye. Baktığınız problem yok. Bu sefer bizim ürünlerimiz gibi kaliteli led xenonları tercih edebilirsiniz. Bizim ürünlerimizle ilgili bilgi almak için de açıklamaya da link bırakacağım. Kanaldaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacınız varsa tabii ki burada ihtiyacımız varsa alacağız. İhtiyacınız yoksa bunu da alsanız, o kadar kaliteli bir ürün olmasına rağmen başka bir şey de alsanız hiçbir işe yaramayacaktır. Son olarak benim aklıma şu geldi. Çukura gelince titriyor. Hareket ederken yukarı aşağı, yokuş çıkarken titriyor. Yukarı aşağı gereksiz oynuyor diye bir belirti şikayet açmışlar forumlarda. Şimdi burada şu olabilir. Titremiyor, pırpır etmiyor da aşağı yukarı oynuyorsa. Şimdi bu ikisinin arasında ince bir fark var. Oynaması yukarı aşağı böyle sapıtıp kendi kendine hareket etmesi farklı, titremesi farklı, pırpır etmesi farklı bir şey. Bu oynama probleminde yeni araçlarda, eskiden lüks araçlarda vardı bu teknoloji. BMW ile gelmişti, Mercedes ile gelmişti. Şimdi çoğu araçta var.
AFR diye bir teknoloji var. Başka markalar başka başka isimler koyuyor. Ama bu nedir? Far yükseklik, otomatik far yükseklik ayarıdır. Araç sensör sayesinde örneğin kasise girdiniz. Kasisten atlarken farı yukarı kaldırır. Yolu rahat görebilin diye. Kasisten indiğinizde de o sensörü sayesinde düzeltir. Şimdi bu AFR'de arıza verirse ne olacak? Araç sürekli farı yukarı aşağı saçma sapan bu AFR motorunun arızasından veya sensörün arızasından dolayı hareket ettirecektir. Yani böyle problemler başınıza gelebilir. Ki ayrıca aracınızda böyle bir sistem varsa, aracınızın orijinalinde xenon varsa, orijinalinde led far varsa sonradan led xenon takarsanız bu sistem çalışmaz, devre dışı kalır. Bunu da söylememiz gerekiyor tabii ki, belirtmemiz gerekiyor. Ama aracınızın orijinalinde normal halojen ampul varsa led xenon ürünlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi led xenon, halojen, led böyle üst üste söylüyorum. Bu söylediklerim genel olarak bütün hepsi için geçerliydi. Bunlara dikkat edin ve eğer gerçekten ihtiyacınız varsa yeni bir tabii ki far ampulü veya led xenon alın. Biz led xenon tavsiye ediyoruz genellikle. Neden? Çok daha iyi ışık şiddeti, çok daha uzun ömür, kaliteli güçlü bir aydınlatma ve muayeneden tabii ki sorunsuz geçiyor. Bunlar için daha önce duymadıysanız bunu değerlendirebilirsiniz. Orijinalinde led olan araçlar için ise farı kendisi led, direkt led far. Bu durumda da direkt beyninde yine sıkıntı olabilir. Aklıma yeni geldi, aslında başta söylemem gerekirdi. Bu aldığınız led xenon ürünün, bu demeyeyim, bizimki gayet kaliteli bir ürün, inşallah böyle bir problem yaşama ihtimaliniz yok gibi neredeyse. Ama aldığınız herhangi bir led xenonda beyninde, led xenonun ekosunda problem olabilir. Balastlı yani devreli xenon kitlerinde ise o balast arızasından dolayı titremeyi yine yapacaktır. Bayağı üst üste bir şey saydım. Çok fazla böyle esnetip uzatmamaya, listelemeye çalıştım. Onun için böyle oldu video. Kusura bakmayın. Biraz daha başladık bu bilgi videolarına. Onun için gittikçe güzelleşecektir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Umarım probleminizi kökten çözecektir. En azından boşu boşuna far almak veya boşu boşuna aküyü değiştirmek zorunda kalmazsınız. Problemin üstüne gidebilirsiniz böylelikle. Diğer videolarımıza göz atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize güvenli sürüşler dilerim.